Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman ayetleri programımızda Nur Suresi 36 40. ayetler arasında değerlendireceğiz. Allahu Teala burada ilahi nurundan önce söz ediyor ve devamında da bir takım zulümatlardan, karanlıklardan bahsediyor. Yani müminlerle kafirlerin bir mukayesesi söz konusu. Allah göklerin ve yerin nuru alemi aydınlatıyor insanı e, diyelim bilgiyle aydınlatıyor, akılla aydınlatıyor, peygamberlerin ışığıyla aydınlatıyor. Ama bir kısım insanlar da karanlıkta kalmayı tercih ediyorlar. İşte önce aydınlananlarla alakalı e, Cenab-ı Hak şöyle bildirmekte. Fi buyutin bir takım evlerde Allahu Allah izin verdi. Enturfa'a buraların şanının yüceltilmesini ve yüz kere hesmuhu ve orada isminin anılmasına Allah izin verdi. Yusebbihu lehu fiha bil asal ve sabah akşam orada bir takım kimseler Allah'a tesbih ederler. Burası bu ayet-i kerime e, mescitlere adeta bir işaret gibi. Mescitler aynı zamanda bir ilim yuvasıdır ve orada insanlar sabah akşam Allah'ı anarlar. Orada ibadetlerini yaparlar. Buraya bir işaret kendini göstermekte. Öte yandan bir kısım evler manası da verilebilir. Çünkü Allah'ın dininin öğrenilmesi sadece mescitlerde değil, aynı zamanda evlerde de tarih boyunca olmuştur. Musa Aleyhisselam, Firavun'un o baskısı altındaki insanları eğitmek için bir takım böyle gizli evlerde, Onlarla bir araya gelmiş ve orada, oralarda Allah'ın dinini tebliğde bulunmuştur. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Darül Erkam denilen Erkam'ın evinde yine Allah'ın dinini gizli bir şekilde İslam'ın o ilk döneminde anlatmıştır. Sonraki dönemlerde de yine bazı gizli yerlerde zor dönemler için söylüyorum bazı gizli yerlerde Allah'ın dini anlatılmıştır günümüzde de dünyanın birçok yerlerinde bu anlamda Allah'ın dininin çok iyi öğrenildiği gece gündüz Allah'a ibadet edilen ve Allah'ın isminin yad edildiği yerler bulunmaktadır. Buradaki insanlar sabah akşam kendilerini ibadete vermiş bir şekilde ilme vermiş bir şekilde yollarına devam etmektedirler. Ricalun ve bir takım rical yani burada tesbih eden kimseler, bu ibadeti yapan, Allah'ı anan kimseler bir bir takım er kişilerdir. Lätulhîhim ticaretun ve la bey'un zikrille. Ne bir ticaret, ne bir alışveriş onları Allah'ı anmaktan alıkoyamaz. Yani ticaretle meşgul de olsalar e yine onlar Allah'ı anarlar. Veya şöyle de düşünülebilir. Bunların o manada dünyevi meşguliyetleri de yoktur kendilerini tamamen e, Allah'ın dinini anlamaya, ilme adamış olan kimselerdir. Tamamen bir abdi muhsin olarak bunlar e, Cenab-ı Hakk'a ibadetle, zikirle Allah'ın dinini başkalarına anlatmakla meşgul olan kimselerdir. Ve ikame's salati ve ita'iz zekati işte e, ne bir ticaret ne, ne bir alışveriş bunları namaz kılmaktan zekatı vermekten de alıkoymaz. Yani ticarette meşgul de olsalar, e, alışverişle meşgul de olsalar onlar ibadetlerini yaparlar ve zekatlarını verirler. Burada zekat vermek ilk anda hatıra gelen e, maldan zekatı vermek bu mana anlaşılıyor. Bir başka yönüyle temizlenmek manası da olabilir. Yani nefislerini arıtırlar. Tertemiz, arınmış bir hale gelirler. Ye yevmen ve bu kimseler öyle bir günden korkarlar ki te bu fihi'l kulubu ve'l absar e, o günde e, gözler kalpler ve gözler çevrilecektir. Gözleri, gözlerin ve kalplerin çevrileceği dehşet içinde kalacağı bir günden de bunlar korkarlar. Yani ileride bir hesap günü var. O hesap gününde eğer dünyada amelleri iyi değilse durumları çok kötü olacak. Onlar bunun şuurundalar ve ona göre öyle bir günün gelmesinden korku içindeler. Oradaki hesaplarından korku içindeler. Ve korkmak da lazım. Çünkü akıbetimizin ne olacağını bilemiyoruz. Her birimizin bir takım hataları var, eksikleri var. İbadetimizi yapıyor olsak bile belki layıkıyla ibadeti yapamıyoruz. Belki de o ibadetimiz adeta bir paçavra gibi e, yüzümüze fırlatılabilir. Böyle olunca insan beynel havf ve reca yaşamalı. Yani korku ümit arasında yaşamalı ve ameline güvenmemeli. İşte bu ayette met edilen kimseler amellerine güvenmezler ve bunlar her ne kadar e, ne bir ticaret ne bir alışveriş onları Allah'a anmaktan, e, zekatı vermekten, namazı kılmaktan alıkoymasa da Böyle bir günün gelmesinden onlar yine korkarlar, o günün hesabından ürperirler. Liyecziyahumullahu ahsenama amilu. Onların bu şekilde yapmaları, Allah'ın onlara en güzel bir şekilde mükafat vermesi ne netice verecektir. Yani onlar böyle yapıyor, Allah da onlara yaptıklarına mukavil en güzel bir şekilde mükafat verecektir ve yezidahum min fadlihi ve Allah kendi lütfundan daha da ziyadesini verecektir. Yani onların normal yaptıklarını çok daha ziyadesiyle bereketlendirecek, bire 10 verecek, bire 100 verecek, bire 700 verecek, hatta dilediğine çok daha fazla verecektir. Ve böylece kısa bir ömürde, 60-70 yıllık ortalama bir ömürde bunlar ebedi saadeti elde etmiş olacaklardır. İnsan hani şu dünya hayatında diyelim memur olarak çalışsa 30 yıllık memuriyet hayatında normal bir evi geçindirecek şekilde maaşını alır. Biraz para biriktirmişse bir ev sahibi olur, bir araba sahibi olur. O kadar. Ama normal bir memuriyet maaşıyla köşkler ve saraylar herhalde elde edemez. Ama şu dünyada Allah'a ibadetle geçen bir ömrün diğer alemdeki neticesi ebedi bir cennet olacak. Dolayısıyla e, o kadar da Allah'ın bize nimeti varken bu cenneti kendi amelimizle kazanmamız düşünülemez. Cennet Allah'ın bir lütfudur. E, şu dünyada yapmış olduğumuz ibadetler ise Allahü Teala'nın bize daha önceden vermiş olduklarına bir teşekkürdür. Önceki nimetlerine bir teşekkür tarzındadır. Bundan dolayı kamil insanlar yapmış oldukları ibadeti Allah'tan bir mükafat bekleme, beklemek için değil, daha önce verilmiş olan nimetlere bir şükür olarak yapmışlar. Ya Rabbi amelimin karşılığını beklerim demek yerine Ya Rabbi lütfunu beklerim demişler. Ayette de zaten e, Allah lütfundan onları artıracak diyor e, ve e, amellerinin kat kat sevabını onlara verecek. Bu manaya işaret ediliyor. Vallahu yarzuku men yeşa'u bi gayri Allah dilediğine hesapsız bir şekilde rızık verir. Yani onun böyle e, rahmet hazineleri bitmez, tükenmez. Verir de verir, artık e, daha fazla olmaz gibi de düşünülmez. Allah dilediğine çok daha fazlasıyla da verir. Ben birisinden dinlemiştim. E, Avrupa'da e, işte bir yerde cami yaptıracaklar. Arabistan'a da gitmişler. Oradaki petrol şehirlerinden birisine müracaat ediyorlar. Ve diyorlar ki biz Avrupa'da işte falan şehirde bir cami yaptıracağız. Ama kendi imkanlarımızla çok daha iyi yaptıramıyoruz. Sizden de destek almaya geldik. O zengin zat içeriye girin diyor. Ne kadar ihtiyacınız varsa alın. İçeriye girdiğinde bakıyor ki bir oda her taraf böyle dolarlarla dolu. Ve bunlar bir miktar oradan alıp çıkıyorlar. Tabi e, bunu söyleyebilmek için çok büyük bir hazineye sahip olmak lazım. Yani içeriye gir, istediğin kadar al diyebilmek için çok büyük bir servet gerektirir. Yoksa sıradan bir zengin böyle bir ifade kullanamaz. İşte allah Teala dilediğine, liyakatı olana, buna yaptığı amellerle liyakat kesmedene öyle rızık verir ki bitmez ve tükenmez. Hesapsız bir şekilde, onun hayal edemeyeceği şekilde Allah ona bol bol verir. Hayalinin çok çok fevkinde onu rızıklandırır. وَالَّذ۪ينَ <laughs> كَفَرُوا Bundan sonrası ise kafirlerle alakalı. Buraya kadar bazı seçkin insanlar anlatıldı. Bunların durumu nazara verildi. Ee, okuyacağımız kısımda da bunların mukabil olan kafirler. Kafirlerin durumu nedir? O anlatılıyor. Kafirlere gelince, inkar edenlere gelince amallorum bunların amelleri keserabin bigaatin çöldeki bir seraba benzer. Yahsebu zul'an ma'e susamış olan kimse onu bir su zanneder. Malum çölde yaşayanlar veya çölde yol alanlar diyelim iyice susamış vaziyette çölde giderken birden bakıyor ki karşıda bir vaha var. Orada ağaçlar var, orada su var. Heyecanla oraya gidiyor ama su olarak gördüğü aslında su değil. ona öyle yansımı oluyor. Gerçekte su olmayanı su gibi görüyor. İşte kafirlerin durumu böyle. Bir takım ameller yapıyorlar ama diğer aleme gittiklerine bakacaklar ki bunlar bir serabın peşinde koşmuşlar. Koca bir ömür serabın peşinde koşmakla geçmiş. Bunlar belki de çok iyi bir akibetin kendilerini bekleyeceğini zannediyorlardı. Ama neticede bir serabın peşinde koştuklarını görecekler. Hatta izâ câehu, o çöldeki serap gören kimse, su zannettiği şeye vardığında, lem yecidhu şey'e, onu bir şey olarak bulmaz. Yani gerçekte öyle bir su yok. Ve vecedallâhe <laughs> indahu, Allah'ı orada bulur. Fe veffâhu hisâbe, Allah da onun hesabını tam olarak görür. Yani Allah onun yaptığı küfrün, inkarın karşılığını verir ve onu cezalandırır. Vallahu seriul hisap. Allah seriul hisaptır. Yani Allah'ın hesabı çok seridir, süratlidir. Dolayısıyla Allahu Teala bütün mahlukatını bir anda rızıklandırdığı gibi bir anda da hesaba çeker. Mahşer meydanında Hazreti Adem'den en son insana kadar belki trilyonlarca insan bulunacak o trilyonlarca insanın hesabı seriül hesab olan Allah tarafından bir anda görülecek. Dünyada olduğu gibi hani mahkemelerde sıraya girmek, beklemek o tarzda değil. Allah şu anda bütün alemi nasıl bir anda idare ediyorsa, bir iş bir işe engel olmuyorsa, diğer alemde de bütün insanların hesabını çok seri bir şekilde bir anda görecek. Evke zulümetin <laughs> veya kafirlerin, inkarcıların hali şuna benzer. E, karanlıklar var. Fi bahrın rücciyin büyük bir denizde yani okyanusta e, karanlıklar içinde olan bir kimse. Yağşâhu mevcun e, bir dalga onu bürüyor. Min fevgihi mevcun onun üstünde yine bir dalga var. Min fevgihi sahab ve üzerinde de bulut var. Zulümatun bunlar bir takım karanlıklardır. Baduha feuga bat. Bir kısmı bir kısmının üstünde, bir kısım karanlıklardır. Değerli izleyenlerim, burada bize e, tasvir edilen tablo şu şekilde. Kur'an kerim e, bu gibi temsillerle anlatıyor ve bu temsiller adeta e, ressamın böyle e, elindeki e, fırça ile yapmış olduğu e, sanat eseri gibi kelimelerle resim yapmak. Allah Teala kelimelerle bize bir tablo sunuyor. Denize düşmüş bir adam ve e, deniz gayet dalgalı. E, bu kendine bir e, çıkış yolu arıyor. Etrafı görmek istiyor. O karanlıklardan kurtulmak istiyor. Ama durum çok vahim. İşte dalgalı bir deniz. Sadece tek bir dalga değil, üzerinde başka bir dalga var. Ard arda böyle dalgalar geliyor. Acaba gecenin o karanlığında ay ışığından veya yıldızların ışığından istifade edebilir mi? Onlardan da edemez. Semanın her tarafını e, kara bir bulut kaplamış vaziyette. Böyle olunca bu adam tamamen karanlıklar içinde kalıyor. Daha evvelinde Nur ayetinde Nurun ala nur, nur üstüne nur denilmişti. Her taraftan nurların ihata etmesi nazara verilmişti. Burada da her taraftan karanlıkların kuşatması nazara veriliyor ve tamamen karanlık var. Ve devamında da zaten şöyle deniliyor. İza ahrace yedahu öyle ki kendi elini şöyle çıkarsa lem yekad yarahe neredeyse kendi elini bile göremeyecek. Eli kendinden bir parça ama elini bile göremeyeceği şekilde her taraftan karanlıklar, gecenin karanlığı, işte dalgaların ardarda arda gelme karanlığı, Gökyüzünün bulutlarla kaplanmasından meydana gelen karanlık her tarafı böyle karanlıklar kaplamış durumda. Vemellem yec'alillahu lehu nuran. Allah kime nur nasip etmemişse femalehu min nur onun için e, asla bir nur yoktur. Yani o hiçbir yerden bir nur elde edemez ve hiçbir şekilde kurtulamaz. İşte değerli izleyenlerim, burada da Allahu Teala kafirlerin amelleriyle alakalı ikinci bir temsili bize anlattı. O da denize düşmüş bir kimsenin o zor hali, dalgalı bir deniz, sadece bir dalga değil, ard dalgalar var. E, etraftan acaba bir ışık, ümit ışığı var mı diye bakıyor ama hiçbir taraftan bir ışık da gelmiyor. Deniz tamamen karanlık vaziyette, gök yüzü karanlık vaziyette, kapkara bulutlar her tarafı kaplamış vaziyette. Burada ardarda arda o e, dalgaların karanlık olması, e, malum insanda şehvet var, kuvve-i şehviye, gadap var, öfke kuvveti. İşte bir dalga, bir şehvet dalgası insanı bürüyebilir, O kimse karanlıklar içinde kalır. Hele bir de gadap, öfke dalgası da ardından geldiğinde Artık o e, tamamen bu gibi şeylere kapılmış olur. Normalde akıl insanın önünü aydınlatır. Vahiy insanın önünü, e, geçmişini, geleceğini aydınlatır. Ama bu gibi insanlar vahye e, gözlerini kapamışlar. E, akıllarından da şehvet ve gadap dolayısıyla istifade edemiyorlar. Böyle olunca bu kimseler karanlıklar içerisinde kalıyorlar. Ve bunların hali son derece e, zor bir durumda. Her taraf karanlık ve bu karanlıklar içinde bu kimseler çırpınıyorlar. Acaba burada karanlıktan murat neler olabilir? E, bunlar cehalet karanlığı içindeler. Cehalet bir karanlıktır. Mesela okuma yazma bilmeyen bir kimse için önündeki kitap hiçbir mana ifade etmez. Demek ki cehalet bir karanlık. Öte yandan küfür başka bir karanlık. İman gözüyle kainata bakmayan insan şu kainatın ifade ettiği manaları göremez, anlayamaz. Böyle olunca demek ki küfür de bir karanlık oluyor. Öte yandan insandaki şehvet insanı bürüdüğünde o başka bir karanlıktır. bir insan bir şeyi çok fazla sevdiğinde bu sevgi onu kör ve sağır eder. Hadiste böyle ifade ediliyor. Bir şeyi çok fazla sevmen seni kör ve sağır eder. Adam diyelim bir makama gözünü dikmiş. Bu bir istektir ve meşru bir tarza da belki ulaşamayacak. Ne pahasına olursa olsun o makama gelmeye çalışıyor. İşte şehvet dalgası bunu bürümüş ve önüne katmış sürükleyip gidiyor. Demek ki bu manada baktığımızda bu kimse karanlıklar içerisindedir şehvet dalgasına kapılmıştır dalgalar onu sürükleyip götürmektedir Bir başkası öfke dalgasına kapılmış olabilir Mesela e, diyelim ki birisiyle arasında bir problem yaşandı Bu problemi kendi gözünde çok büyütebilir büyütür büyütür ve bunun neticesinde bakarsınız bu kimse e, bu öfkeden dolayı e, ta cinayete kadar iş gidebilir ve e, küçük bir meseleden dolayı cinayet bile, işleyebilir. Demek ki bu anlamda baktığımızda gerçekten de insanlar pek çok karanlıkların içerisinde bulunabiliyorlar. Cehalet karanlığı, inkar karanlığı, şehvet karanlığı, öfke karanlığı gibi ve bu insanların o zaman karanlık bir hayatı oluyor. Ve bu gibi insanlar konuştukları zaman karanlık tablolar çiziyorlar. İşte Nietzsche gibi bazı filozoflar çok karanlık tablolar çizmişler. Schopenhauer gibi bir kısım filozoflar çok karanlık tablolar çizmişler. i̇mam Gazali, Leyse fil imkan ebdav min mekan derken, yani şu alemde her şey en mükemmel şekildedir, daha mükemmeli yoktur derken, Schopenhauer şunu söylüyor, şu alem tasavvur edilebilecek en berbat bir alemdir. Daha kötüsü olamazdı diyor. Tamamen birbirine zıt, birbirine mukabil ve muhalif iki görüş. i̇mam Gazali İman gözüyle bakıyor, iman gözlüğüyle bakıyor, her şeyi e, nurani, aydınlık bir şekilde görüyor. Ama Schopenhauer gibiler, bunlar da küfrün karanlık gözlüğünü gözlerine geçiriyorlar. Bir insan siyah gözlükler taksa her şeyi kara görecektir. Onun gibi e, inke, e, imandan mahrum olmuş, e, nasibini almamış kimseler küfür gözlüğüyle aleme bakıyorlar ve böylece her şeyi karanlık görüyorlar. Geçmişleri karanlık, gelecekleri karanlık, dış dünyaları karanlık, iç dünyaları karanlık. E, ahiretten zaten haberleri yok. E, ölümden sonrası onlar için karanlık oluyor. Cenab-ı Hak her türlü karanlıklardan hepimizi muhafaza eylesin. Hem içimizi hem dışımızı, hem geleceğimizi hem geçmişimizi, her şeyimizi nurlarla pür nur eylesin. Başka bir programımızda yine beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.